İç siyasette sular kaynıyor. Özellikle de AKP'nin içinde çok ciddi gerilimler var. Bir yandan belediye başkanlarıyla Erdoğan görüşme yapıyor ama birkaç gün önce de hatırlayacaksınız Ankara İstanbul'a kayyum atanması konuşuluyordu. Bu konuyu da gündeme pejmürde ederiz diyerek Süleyman Soylu İçişleri Bakanı getirmişti. Öte taraftan AKP'nin içinde başka gerilimler de mevcut. Babacan ve Davutoğlu önümüzdeki yıla kalmadan partilerini kuracaklar. Diğer taraftan da kayyum atanması, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalarla ilgili de AKP içinde ciddi gerilimler mevcut. Özellikle Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalardan bahsediyorum. Sular kaynıyor dedik. Bu konuyu değerlendireceğiz. Özellikle bu konuyla ilgili Süleyman Soylu'nun pejmürde ederiz açıklamasıyla ilgili Soylu'nun geçmişine dayanarak yazı yazan gazeteci Bülent Terkoğlu hattımızda. Bugün önemli bir yazı yazdı. Barış Terkoğlu. Barış Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle bu Soylu meselesinden başlayalım. Şimdi İmamoğlu ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı'da dizdi. Daha sonrasında da Soylu dedi ki bu sizin işiniz değil, sizi pejmürde ederiz dedi. Ardından da bir belirsizlik yarattı. İşte ben pazar günü açıklayacağım dedi. Aradan da birkaç gün geçince belediye başkanlarıyla sarayda bir görüşme gerçekleşti. Sanıyorum ki Soylu da kendisi de katıldı bu görüşmeye. Bunların hepsi neredeyse bir hafta içinde gelişen olaylar. Şimdi sizin yazınızda anlatıyorsunuz. Bu zikzaklı geçmiş Soylu'nun siyasi geçmişinde de mevcut. Ve yazınızın başlığında da Süleyman Soylu'yu kim pejmürde etti diye soruyorsunuz. Kim pejmürde etti Süleyman Soylu'yu? Şimdi önce ne anlatmak istediğimi söyleyeyim ben size. Şöyle ki şimdi bakın siz çok güzel özetlediniz ama siyaset gerçekten de bir tür sopa ve havuç kullanma sanatı. Yani iktidar sahipleri muhalefetin karşısında kimi zaman sopayla kimi zaman da havuçla rıza üretiyorlar ve kendi iktidarlarını onlara kabul ettiriyorlar. Şimdi bakın Perşembe günü Ekrem İmamoğlu israf var diyerek araçları dizdikten sonra Cuma günü çok açık bir dille Süleyman Soylu tehdit etti ve kendisine kayyum sorulduğu zaman onu pazar günü yanıtlayacağım dedi. Onu pazar günü yanıtlayacağım dedi. Ve şimdi pazar günü olduğunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediye başkanlarını pazartesi önümüzdeki hafta görüşmeye davet edeceğini söyledi. Ve Süleyman Soylu da aynı gün çıktı ve dedi ki böyle bir kayyum söz konusu değil. Doğal olarak demek ki bir tür kayyumla korkutma yapıldı ve arkasından bu toplantıya razı edildi CHP belediyeler. Şimdi bakıldığı zaman Süleyman Soylu çok açık bir dille normalde hani bir İçişleri Bakanı'na hatta bir herhangi bir devlet adamına ve herhangi bir devlet bürokrasına yakışmayacak şekilde pejmürde ederiz lafını kullanıyor. Biliyorsunuz pejmürde etmek dağıtmak anlamına geliyor. Şimdi nihayetinde karşımızda bir belediye başkanı var. Seçimle gelmiş ve bir İçişleri Bakanı seni pejmürde ederim diyor. Şimdi bu normal bir üslup değil. Doğal olarak ben de dedim ki peki İçişleri Bakanı geçmişinde nasıl pejmürde oldu? Nihayetinde bugünkü İçişleri Bakanı daha önce muhalefet adına muhalefet denilen bir partinin, Demokrat Parti'yi kastediyorum, lideriydi. Evet. Ve o partide mesela sonuçta yazıdan anlamışsınızdır. Ben bu partide siyaset yapmış isimlerle konuştum. Neredeyse 2008 yılına kadar çok da fazla kimsenin tanımadığı, çok da fazla kimsenin bilmediği bir siyasetçiydi. Ve Demokrat Parti biliyorsunuz adeta geçmişin Doğru Yol Partisi'nin son olarak temsilcisi olduğu bir siyasi geleneğin sönmüş, kenarda tutulan ve Mehmet Ağar sürecinden sonra çok da fazla sözü edilmeyen bir partisiydi. Ve 2008 yılında bir değişim oldu Demokrat Parti'de ve Süleyman Soylu çok açıkça söyleyeyim Tansu Çiller ekibinin desteğiyle oraya getirildi. Ama Süleyman Soylu'yu o dönem destekleyen bir oluşum daha vardı. O da Fethullahçılar çok açık dille Süleyman Soylu'yu o gün desteklediler. Ve Süleyman Soylu bir muhalefet partisi olmanın özelliğiyle Tayyip Erdoğan'ı çok sert eleştiriler yaptı. Yani normalde bugün herhangi bir vatandaş, herhangi bir kamu görevlisi bu eleştirileri yapsa muhtemelen Cumhurbaşkanı'na hakaretten, başbakana hakaretten yargılanırken Süleyman Soylu görülmedik derecede sert bir üslup kullandı. Hatırlayın yolsuzlukla suçladı, hırsızlıkla suçladı, peşini bırakmayacağım dedi vesaire. Bugün muhalefete karşı kullandığı üslubu o gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kullandı. Evet. Ve o dönem
Biz Süleyman Soylu'yu aynı anda nerede görüyorduk? Fethullahçıların programlarında görüyorduk. Önder Aytaç'la, yani bugün firarda olan Önder Aytaç'la, Polis Akademisi'nin de önemli bir isim olduğunu bildiğimiz Önder Aytaç'la yan yana görüyorduk. Biz örneğin bugün iktidarın bir parçası olan Devlet Bahçeli Fethullah Gülen aleyhinde konuştuğu zaman sanki Fethullah Gülen'in basın sözcüsüymüş gibi Süleyman Soylu'nun Fethullah Gülen'i koruyan açıklamalar yaptığını veya CHP'den örneğin İsa Gök eleştirdiği zaman Fethullahçıları Süleyman Soylu'nun sahiplendiğini ve Fethullahçılar adına yanıt verdiğini görüyoruz. Doğal olarak o dönemki siyasi kombinasyon Demokrat Parti içerisinde Süleyman Soylu, Tansu Çiller ve Fethullahçılar çizgisinin oluşturduğu bir ittifakın genel başkanıydı Süleyman Soylu. Ve karşısında kim vardı derseniz, hatırlayın, o dönem bir anlamda Türkiye'de ulusalcılığın veya işte kumpas davaları aracılığıyla tırnak içinde eski Türkiye'nin tartışıldığı bir dönemdi. Karşısında da Hüsamettin Cindoruk, Ufuk Söylemez gibi Türkiye'de Demirel geleneğinden gelen ve onlara göre eski Türkiye'yi temsil eden ve bu kumpas davaları nedeniyle Fethullahçılarla karşı karşıya gelmiş isimler vardı. Ve o dönemde açıkça Süleyman Soylu, Hüsamettin Cindoru, yani kendisine 2009 yılında açıkça da rakip olan, Demokrat Parti'ye rakip olan Süleyman Soylu'yu, Hüsamettin Cindoru Ergenekonculukla itham etti. Kumpas davalarının dilini kullandı. Zekeriya Öz'e müteşekkirim dedi. Zekeriya Öz'ün yaptığı kumpasları savundu. Doğal olarak sadece Fethullah'ı savunmak meselesi bir tür manevi bağ değil. Aynı zamanda Fethullah'ın bence suç olan eylemlerini de, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı işlenmiş suç sayılabilecek eylemlerini de o dönem savunuyor. Ve Süleyman Soylu 2009 Mayıs ayına gelindiğinde, Mayıs ayına gelindiğinde bu Demokrat Parti içerisinde kırılma yaşandığında Hüsamettin Cindoruk ekibi tarafından sonunda yenildi. Hüsamettin Cindoruk partinin genel başkanı oldu. Evet. Ve Süleyman Soylu'yla bir hesaplaşma yaşandı. Ben bugün onu anlatıyorum. Neydi o hesaplaşma? Bir, Süleyman Soylu'nun partinin göreve geldiğinde 12 milyon lirası vardı. Partiyi bıraktığında 30 lirası kalmıştı partinin. Yani partinin ekonomik olarak neredeyse bütün kaynaklarını tüketmesi. Bu bir. Bu olay mahkemeye de taşındı. Ben kısaca özetledim zaten. Yani Süleyman Soylu'nun kişisel harcamalarını partiye ödettiği meselesi. İç çamaşırlarını bile oradan aldı. Mahkemeleri taşındı. Ondan sonra ben partinin saymanıyla görüştüm. O nitekim dün bunu anlattı ve mahkemeyi kazandıklarını söyledi. İkinci hesaplaşma şuydu. Hatırlayın. 12 Eylül referandumu Fethullahçıların Türk yargısını ele geçirdiği en önemli dönüm noktalarından biriydi. Ve Türkiye'de muhalefet neredeyse blok olarak, yani Özgürlük ve Dayanışma Partisi de, o dönemki MHP'de, CHP'de veya işte TKP'de, yani soluyla sağıyla bu Fethullahçıların yargıyı ele geçirme projesine karşı olan tüm muhalefet hayır derken Süleyman Soylu kendi partisinde karşısına alarak çıktı ve evet savundu Fethullahçılarla birlikte. Nasıl savundu? Kendi parası olmayan Süleyman Soylu 40 ilde evet toplantıları düzenledi, merkez sağ harekete geçirmeye çalıştı filan. Bunun kaynağının da nereden geldiğini bilmiyoruz. Doğal olarak sadece Demokrat Parti sürecindeki kırılma değil, arkasından da Fethullahçılarla birlikte hareket etti. Ve nihayetinde bakıyoruz Süleyman Soylu nasıl olduysa bir anda çizgi değiştiriyor. Bir anlamda Demokrat Parti içerisinde kendi tabiriyle söylüyorum pejmurde edilen, yani dağıtılan Süleyman Soylu, ekonomik ilişkileri sorgulanan Süleyman Soylu, siyasi ilişkileri sorgulanan Soylu, nihayetinde Demokrat Parti'de parti politikalarına karşı gelerek evet'i desteklediği için partiden ihraç edilen Süleyman Soylu, kendi lideri olduğu partiden ihraç edilen Süleyman Soylu, sonunda gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının savunucusu da demiyorum, neredeyse sopası olacak şekilde bir siyasi çizgiye geldi. Evet. Bu olarak bunun kendi adına tartışılması lazım. Nasıl tartışılması lazım biliyor musunuz? Bakın, İkinci Dünya Savaşı'na gelene kadar ben bunu şuna benzetiyorum. Dünyada tehlike neydi? Faşizm. İkinci Dünya Savaşı bittiği gün, yani Kızıl Ordu Almanya'ya girdiği gün Batı için, kapitalist dünya için tehlike neydi? Sosyalizm tehlikesi. Sosyalizm. Ne yaptılar? Bir dönem savaştıkları kimi faşizm unsurları alıp sosyalizme karşı kullandılar. Ben bir dönem Fethullahçılık geçmişi olan ve bu herkesce artık Samanyolu TV açtığımızda gördüğümüz, referandum sürecine baktığımızda gördüğümüz kimi unsurların Fethullahçılıktan sonra adeta alınıp iktidar tarafından bu sefer başka bir proje için kullanıldığını düşünüyorum. Burada da bu geçmişi hatırlatmak işte bu yüzden önemli aslında baktığınızda.
Türkiye'nin bir döneminde Türkiye yargısı Fethullahçılar tarafından ele geçirilirken, Türkiye'de Türkiye'nin aydınlarına, yazarlarına, askerlerine, polislerine ne derseniz de bu ülkede bir bürokrasiye kumpaslar kurulurken bunun içinde olan insanlar bugün çıkmışlar Türkiye'de muhalefeti pejmürde etmekle, terörle ilişkilendirmekle, şununla bununla hiç alakasız insanları suçlayacaklar ve bunu neredeyse insanların kafasına bir sopa olarak sallayacaklar. Bunu hatırlatmak bence bu yüzden önemliydi. Evet, geçmişinden dolayı aslında bugün aynı Erdoğan'a karşı geçmişte kullandığı üslubu bugün muhalefete karşı kullanıyor. Cemaatle olan geçmiş ilişkisinden dolayı, cemaati kendisini desteklemiş olmasından dolayı. Peki, Soylu meselesini gerçekten çok iyi özetlediniz. Çünkü insan gerçekten anlamakta zorluk çekiyor. Neden bu kadar muhalefete yüklenen, bu kadar baskıcı bir politikayı geçmişte Erdoğan'a eleştiren bir isim savunabiliyor? Gerçekten bunu iyi bir şekilde özetlediğinizi düşünüyorum. Peki, bir de Davutoğlu meselesini sormak istiyorum. Özür dilerim, Devlet Bahçeli meselesini, bugünkü açıklamalarını. Evet. Özellikle Arınç'la ilgili. Şimdi AKP'nin içinde bile aslında Arınç meselesiyle ilgili özellikle muhalefete yönelik baskılarla ilgili, işte kayyum meselesiyle ilgili, Kaftancıoğlu konusuyla ilgili Arınç gibi isimler çıkıp eleştiride bulunabiliyorlar. Ancak Devlet Bahçeli'ye baktığımızda Erdoğan'dan bile fazla neredeyse bu baskı politikalarını savunduğunu görüyoruz. Rejimin savunucusu pozisyonda duruyor. Bahçeli neden böyle bir pozisyonda durmayı tercih ediyor sizce? Bakın, bizim statiko dediğimiz bir kavram var. Statiko bizim hani fizikten aldığımız statik, yani durağanlıkla ifade edilecek bir şey. Evet. Öte yandan siyasete de tahvil ettiğimiz bir kavram. Yani değişim istemiyorsunuz. Şimdi bakın, bugün seçimler, yani önce 31 Mart'ta, arkasından 23 Haziran'daki seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir tür buzun erimesi gibi sıcakta bir tür erime yaşadığını kendisinin herhalde aşağı yukarı, kendisinin de değil, bütün Türkiye'nin aşağı yukarı gördüğü bir tablo önüne koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal olarak bunu, buradan nasıl çıkacağını, hele ki 23 Haziran'dan sonra açıkça Ahmet Davutoğlu gibi, Abdullah Gül destekli Babacan gibi kendi partisinin içinden de, sadece seçimlerle değil kendi partisinin içinden de kayıpların yaşandığı bir dönemde bir tür çıkış yolu arıyor. Yani ben dünkü belediye başkanları görüşmesinin veya işte Bülent Arınç'ı almanın, yani partinin kimi küskünlerini almanın, hatta bakın Egemen Bağış'ı Prag Büyükelçisi yapmanın, partinin bizim de eleştirdiğimiz, bize de belki hoş gelmeyecek üyelerini yeniden kazanma çabası olarak görüyorum. Şimdi fakat bir bakıyorsunuz Devlet Bahçeli'ye, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elbette ki kendi iktidarını sürdürebilmek adına bir tür çıkış yolu ararken, bir adım atmaya çalışırken, bugün konuşmasını özetle Devlet Bahçeli açıkça statiko istiyor. Ne demek statiko istiyor? Mesela Devlet Bahçeli, insanlar Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesinden bahsediyorlar, değil mi? Evet. Hatta bakın, bunu sadece muhalefet de değil, seçimden sonra, 23 Haziran'dan sonra, acaba partili cumhurbaşkanı sistemini değiştirsek mi veya %50 artı 1 değiştirsek mi diye AKP içinden de dile getirenler oldu. Evet. Devlet Bahçeli bugün ne dedi? Bu sistem değişikliğine karşı olduğunu söyledi. Evet. Şimdi bakıyorsunuz. Sistemde tıkanma falan yok diyor. Evet, tıkanma falan yok, böyle devam etsin. Şimdi bakın, cumhurbaşkanlığı sisteminin birinci yılında ben biliyorum, yani Haziran ayına hazırlık yapılarak, Cumhurbaşkanlığı sistemin aksayan taraflarını üzerine çalıştılar. Ve Fuat Oktay başkanlığında bir bayağı uzun bir çalışma yapıldı, aylarda süren, ve sistemin nereleri aksıyor, nasıl oluyor vesaire. Ne dediler? Bunu biz Devlet Bahçeli'ye de sunacağız dediler, iktidar ortağı olduğu için. Mesela Devlet Bahçeli bugün bu soruda hayır, bana kimse bir şey sormadı dedi. Yani bu aslında bakıldığında sunmadı dedi, özür dilerim. Bu bakıldığında orada da bir farklılaşma olduğunu gösteriyor. Üç, mesela herkes kabine değişikliği diyor. Mesela Abdurrahman Dilipak bile bu kabinenin bir değişmesi lazım diyor. Nihayetinde belli ki vatandaşlar yerel seçimlerde hoşlanmadıkları bir yönetimle, iktidar biliyorsunuz her zaman avantajlıdır yerel seçimlerde, kendi ülkenin kaynaklarını seçimlerde kullanabildiği için. Evet. Buna rağmen iktidarın sırtını döndü. Doğal olarak AKP içinden de kabine değişsin diyenler var. Şimdi bakıyorsunuz Devlet Bahçeli kabine bile değişmesin. Yani nihayetinde hani kendi evinizde bile şu sehpayı kenara mı alsak,
perdeleri biraz açsak mı diye ufak yaptığınız değişimler olur ya. Devlet Bahçeli hayır bırakın her şey böyle kalsın diyor. Evet. Şimdi demek ki bu şu demek, Devlet Bahçeli bu gidişattan son derece memnun demek. Evet. Devlet Bahçeli neden bu gidişattan çok memnun biliyor musunuz? Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemini bize nasıl sundular, nasıl pazarladılar? Dediler ki Türkiye koalisyonlara mahkum edilmişti, siyasi istikrar yoktu, Cumhurbaşkanlığı sistemi gelecek. Tabiri caizse başkanlık sistemi açıkça söyleyelim gelecek. Türkiye'de istikrar olacak, koalisyonlar bitecek. Hayır. Türkiye'de asıl başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye'nin en büyük partisi, tartışmasız en çok oy alan parti AKP, yüzde hani şu anda bile %30'lardan bahsediliyor parti için. En çok oy alan parti AKP, en azından son 18 yılda en çok oy alan parti AKP, 17 yılda. Türkiye'de parlamento içindeki en küçük partilerden birine, yani Milliyetçi Hareket Partisi neredeyse mahkum olmuştu. Evet. Farkında mısınız bilmiyorum. Nihayetinde MHP olmadan adım atılamıyor. MHP olmadan hiçbir şey yapılamıyor. MHP evet. olmadan parlamentodan bir şey geçirilemiyor. MHP olmadan belediye başkan adayları belirlenemiyor. Bakıldığı zaman şu açıdan Devlet Bahçeli kendisi adına aslında büyük bir siyasi başarı, kendisi adına söylüyorum. Siz %12, %13 oy alan, %11'e oy alan bir siyasi potansiyeli aracılığıyla yüzde belki 50'leri, ikisini topladığınızda AKP, MHP'yi hani 51, 52 oy aldı Cumhurbaşkanı evet. seçimlerde. Kontrol eder noktaya geliyorsunuz. O yüzden Devlet Bahçeli bu sistemin hiç bozulmadan aynı şekilde sürmesini istiyor. Statikoyu bu nedenle savunuyor ve bugünkü yaptığı konuşmayı bana tek kelime özetle derseniz statiko derim. Statika. Hiç değişim evet. istemedi. Peki. Çok teşekkürler Barış Terkoğlu. Rica ederim. Kritik değerlendirmeniz için çok sağ olun. Evet, Barış Terkoğlu ile konuştuk. İç siyasette yaşanan önemli gelişmeler var. Süleyman Soylu'nun pejmürde ederiz lafının arkasında aslında ne var? Süleyman Soylu'nun geçmişteki siyasal ilişkileri var. Bunu görüyoruz. Diğer taraftan da Bahçeli'nin neden ısrarla baskıcı politikaları savunduğunu sorduk Barış Terkoğlu'na ve kendisi statiko kelimesiyle özetledi. Bu rejimin Bahçeli'ye muhtaç olduğu ve Bahçeli'nin de aslında bu rejime muhtaç olduğu gibi bir gerçeklikten bahsettiği şeklinde özetleyebiliriz bu bağlantıyı. Bugünlük ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim.